çatır çutur bir ses gelmeye başladı. Baktım dükkan alev almış. Isınmak isterken az kalsın, hem kendi yanacaktı hem de ekmek teknesi kül olacaktı. Elektrikli ısıtıcı bir anda alev aldı. Talihsiz hırdavatçı canını son anda kurtardı. 2 dakikada düşündüm. Fişimi çekeyim, sigortayı mı kapatayım diye direkt sigortaya koştum. Özellikle son 2 gündür Ankara'da hava buz gibi, hatta lapa lapa kar bile yağdı. İşte bu soğuk havada çalışan Yunus Emre İpek de kısa bir mola vermek istedi. Biraz ısınıp işine devam edecekti. İşte bu koltuğa oturdu ve önüne de bu elektrikli ısıtıcıyı aldı. Ama ilerleyen dakikalarda onu neyin beklediğinden habersizdi. Uyumuş olsam, dalmış olsam belki duymayacağım. Komple dükkan yanacak. Zaten ne olduysa bir anda oldu. Isıtıcıya eklenen kablo tutuştu. Hırdavatçı Yunus İpek verdiği kısacık molada kabusu yaşadı. Ek kablo vardı ucunda, uzatıcı. Ben bunu kestim, buna direkt ekledim. Onu da zaten kestim attım yandıktan sonra. Büyük ihtimal kısa devre yaptı, buradan dolayı yandı. Aslında o talihsiz kazaya elektrikli ısıtıcıya takılan işte bu ek kablo neden olmuştu. Dükkanda uzatma kablosu olmadığı için böyle bir yöntem bulmuşlardı ama az kalsın dükkan küle dönecekti. Hatta aynı hatayı daha önce dükkanın sahibi de yapmıştı. Babadan hırdavatçı olduğumuz için kablolara sardık, uzattık bunu. Şu iki kablonun şurası ısındı, yandı. Yani artık bu artı eksiği alıp birbirine vurdurduğu için herhalde kablolar ısınıyor. Kablo ısındığı için de ister istemez bu zamanla eriyor. Kayıtları inceleyen dükkan sahibi çalışanına kızsa da faciadan son anda kurtuldukları için sevinçliydi. Ama çalışanını cezasız bırakmamaya da niyetli. Ya 2 maaş ya 3 maaş cezasını keseceğiz, kapatacağız onu yani. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Hırdavatçı Yunus İpek elektrikli ısıtıcıyı gözden uzak bir yere kaldırdı. Önümüzdeki kış içinse dükkana soba kurma hazırlığına başladı. Ek yapmayın, ısıtıcının karşısına geçip uzun zaman oturmayın, uyumayın. Başka bir şey demiyorum yani. Dikkat edin. Sağlık her şeyden önemlidir.